arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür Akraban ederim. Mı? Değil. Yok ama sağ olsun. Canla başla alkışladı. Sağ olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş herkes olsun. Bitirince o başladı da. O zaman sizin akrabanız olabilir. Bunlar benimkiler. Seyircinin benimle olan sıkıntısını anlamadım. Sen bana sokunca onlar hoşuna gidiyor. Lafı. Başlamadan biten ilk program. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bir sıkıntın mı var senin? Yüzün beyaz. Gidiyorum işte. Bir ayağım çukurda. Yavaş yavaş. Hayır arkadaşım, ciddi soruyorum. Mesela sana demediler mi, bir şeyin mi var yolda gelirken? Yok. İşte Suzan o ucuz malzemeden kullanıyor. Ondan. Hayır, Suzanlık bir durum değil. Ben senin makyajın altını görebiliyorum. Evet. Yani ben istersem her yeri görebiliyorum. Seyirci, pislik yapma. Bir durun. Seyirci, sizin söylediğinizde şey... Seninle ilgili. Benimle. Sen bana ait bir mal olduğun için şu anda. Ya bir durun. Her şeye gülmeyin. Değil mi? Üstün değil, zekalı. Değil. Evet hocam. Hazırım evet. Hocam. Bundan sonra sana üstün zekalı diyorum. Çok teşekkür ederim. Seyirci ediyorum. Ne demek istediğimi anlar. Bundan sonra cezayı biz keselim onlara. Evet. Ben sana harikasın dediğimde... Bir o sıkıntı demek, var demektir. Evet. Üstün zekalı dediğimde o demek. Tamam, ne deseniz o demek. Tatlışko dediğimde de o demek. Anladım. Tamam, tatlışko. Evet hocam. Hazır mısın? Hayır. Arkadaşım bir kere de ki ben her şeye hazırım. Ben yani. Her şeye hazırım. Ne yapayım artık, yapacak bir şey yok. Yani hazırım. Tamam. Neye hazırsın? Hiç. Ama hiç çok geniş bir kavram. Heple hemen hemen aynı. Mesela normalde biz her seferinde ne yapıyoruz? Normalde her seferinde hiç işte akla sığmayacak, aklı hayır, bali... Hayır, oraya gelme. Daha geriden gel. Hayır, hayır. Benim söylediğimin gerisinden gel. Sizin söylediğinizin arkasında duramam. Yani arkadaşım, tar- öyle değil. Bak, değil. Diyorum ki mesela normalde biz her zaman nasıl... Ya bir durun. Normalde değilmiş gibi yapıyoruz. Yani aslında normalde... Biz normalde her... Ya herkes biliyor, bir tek sen bilmiyorsun. Al ön sıradaki abiyi sahneye. Hangisi? O hepsi. Şey, çok gülen abi var ya en önde. Abi al diyorsunuz, abla böyle yapıyor. Abi, içinizdeki abi değil. Evet, al abiyi sahneye, rica et. Bir dakika gelir misiniz de? Geçmiş olsun. Gelir misiniz bir dakika? Mümkün mü? Evet, beyefendiyi alkışlayın. Vallahi oraya kadar bir tek abi siz varsınız. Çok iyi. Ama hoş geldiniz abi. Çok üzülüyorum. Yorduk sizi ama vallahi ben bilmiyorum ne olduğunu. Evet abi, siz Tolga Çevik'siniz. Tanıyor musunuz? Kimi? Hak veriyorum. İsminiz neydi abi? Alpay. Alpay Bey. Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tamam. Siz şimdi izlemişsinizdir daha önce bir iki kere değil mi? Çok izledim. Tamam, ne yaptığını biliyorsunuz. Size mi? Yok yani
Duydunuz mu beyefendi ya Alpay Arkadaşım, Bey'i? Arkadaşım sen git Alpay Bey'in yanına. Alpay Bey 4 adım geri gidin. Arkadaşım olarak gelin ve her zaman ben ne yaptırıyorsam onu yapın. Sen de ne yapıyorsa Alpay Bey aynısını yap. Evet, Alpay Bey mikrofonun hizasında geride. Ama mikrofon ikinizin arasına girecek şekilde. Çok özür. Şimdiden özür diliyorum. Geçmiş olsun. İnsan parayla böyle bir azaba gelir mi? Evet, Alpay Bey, siz mikrofonun önüne geldiğinizde aslında ikinizden birisi mikrofonun önüne gelmiş olacak. Aslında biz ikinizden birini görmeyeceğiz. Ben gideyim o zaman. Anladınız mı? Anladık galiba. Ben zerre anlamadım. Açıkça evet, da beğenmedim. Sen Alpay Bey ne yapıyorsa onu yap. Tamam. Alpay Bey, ben size şu andan itibaren arkadaşım diyorum. Arkadaşım gel. Buyurun. Geldim. Yani normal insan tepkisi bu işte yani. Demek ki sıkıntı şeyde, arkadaşım olmakta. Zemin, zeminden geçiyor. Hayır. Ama Alpay ne dersen Bey... yapıyorum işte. Gel dedin, geldim. İşte ben yıllardır yapıyorum, yaranamıyorum. Evet Alpay Bey, sağ eli cepte, sol el arkaya doğru hafif sallanıyor ama arkaya 30 santim, öne 20 santim sallanıyor. Peki. O şekilde o geliyorsunuz, şekilde. Gelip durduğunuz anda... Ne yapmışız biz? Toplu taşımada mıyız? Ya, arkadaşım sen karıştırma. Beyefendiyle ciddi düzgün bir çok şey yapıyoruz. Ederim. Her şeyi sulandırma. Estağfurullah. Pompik. Gidiyor muyuz? Şey Alpay Bey, bana tekrar 4 adım geriden lütfen. Gelir geldiğiniz anda önce sağ üst köşeye, sonra sol üst köşeye bir Clark çakıyorsunuz. Sonra da seyirciye böyle kafa ucuyla hafiften hani böyle çok önünde eğilmeden böyle hafif merhaba hoş geldiniz selamı. Sonra da bizim çocuğumuzu çağırıyorsunuz. Buyurun. Çocuğunuz mu var sizin? Allah bağışlasın. 3, 2, 1. Arkadaşım gel. Durur. Sağ üst köşe, sol üst köşe. Evet, Clark. Alpay Bey alkışlarla yerine gönderin. Teşekkür ederim. Alpay Bey çok teşekkür ederim size. En azından hani nasıl adam gibi durulur sahnede onu göstermiş oldunuz. Çok aman teşekkür ederim. Aman abi dikkat edin. Ama, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çağır çocuğu. Gel yavrum. Ona değil ya. Müzisyeni çağır. Efendim? Müzisyeni. Huzurlarınızdan Minik. Bak müzisyen de hasta. Nazar değdi hepinize. Diyorum bir kurban kesin diye. Bunun da disklerin arasındaki su çıkmış. Yürürken beli ağrıyormuş. Tamam, özel hayatımızı konuşacaksak da insanları evlerine yollayalım bu. Adam bel fıtığı olmuş canım, olacak. O kadar yoruyor ki sahnede kendini. Her gün piyanoyu köprüden taşıdığı için. Onun evet. Bel fıtığı varsa benim dibimin düşmesi lazım. Yani beni kim savunacak peki, ben onu bilmiyorum. Sen genetik olarak şey insani bir yaratık olmadığın için, o normal insan olduğu için oluyor tabii. Evet. Ver genetik mirası bozuk çocuk müziği. Soyunmaya başla. Prodüksiyon. Şeyini getirin, tulumunu. Neyini? Tulumunu getirin, tulumunu. Hayır, sana tulum... İrlandalı mı? Hayır, tuluma sokacaklar seni. Sen soyun. Artık ister istemez oynuyorum soyunurken. Evde de böyleyim. Duşa girdiğim zaman gör beni. Bunu giyiyor muyum komple? Önü neresi ki bunun? Evet, içine sok kendini. Kendini o şeyin içine sok, bezin içine. Ha. Allah Allah. Tamam mısın? Hayır. Zıplat kendini. Zıplatırken de çek. Tamamsın işte. Tamam. Evet, tamamsın. Prodüksiyon... şeyi kızı unuttuk ya. Kızı çağır kızı. Gel yavrum. Onu değil, bizim kızı. Bizim kızımız mı var? Arkadaşım yapma şunu. Yok. Ezgi'yi tanımıyor musun? Aa, huzurlarınızda Ezgi. Ben sürekli bileti takip ediyorum. Allah seni kahretsin. Ezgi ne oldu? Bilmiyorum. Giydirdiler, geldim. Ama çok güzelsin. O içine giymen lazım. Ben hep öyle gördüm yani gördüklerimde. Neyi içine giymesi lazım? Yani. Tamam, çıkar içine giy Ezgi. Burada mı? Tabii. Hayır, dışında daha iyi. Olay öyle. Ben ona öyle söyledim. Tamam. Evet arkadaşım, senin haberin yok. Evet, benim haberim evet, yok. Evet, at mikrofonu arkaya adam gibi.
Evet. Koy mikrofonu arkaya ve siz çok iyi iki arkadaşsınız. Sen ona yanıksın. Evet, yanıksın. Hayır, 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 öyle değil. Çok iyi iki arkadaşsınız, sen kızdan hoşlanıyorsun. Ama kız seni şey olarak görüyor. Bir nevi abisi, aranızda 2 ay var. Ezgi, sen onu abin olarak gör. Ama o sana yanık. Arkadaşım, sen ona yanık olduğunu hissettir, kız seni abisi görsün. Ama tatile davet et. Tatile gidelim arkadaş ya. Bir dakika dursana. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben de kendimi arada yakaladım tam. Olmadı. Arkadaşım lütfen sapıklık yapma. Evet. Tamam, dilini milini onları içeri al. Nefes, ağzım kurudu ondan. Ha tamam. Ezgi gel, evet gel mahallede gör Tolga'yı. Gel çok soldan sekerek. Ama bir o duvara bir duvara çarparak gel. Evet, mahallede gör Tolga'yı. Ne haber, nasılsın? Çekil lan manyak, çekil. Arkadaşım! Lütfen. Tamam. Ezgi, sen elin kolun hiç durmuyor, tamam mı? Sağ ol. Evet, gel kız. Sen de kıza sabaha kadar onu düşün. Sabaha kadar bir kızı düşününce ne yaparsın? Öyle şeyler yap. Evet, buyurun. Seyirci, hepiniz sapıksınız. Ağzımı açmadım. Ağzımı açmadım. Ağzımı açmadım. Bu çocuğu siz bu hale getirdiniz. Sağ ol. Evet, buyurun. Gelmişsin Ezgi. Yallah. Nasıl gidiyor? Vallahi sağ ol ya, dün geceden beri seni düşünüyorum. Aa, niye? Bir şeyler yapmam gerekti. Nasıl bir şeyler? Ya işlerim vardı öyle, çok bunalmıştım. Sonra aklıma sen düştün. Allah Allah. Seni düşünmeye başlayınca işi gücü unuttum vallahi. Hadi ya. Evet, şimdi tatile gir. Ben tatile gittim, görüşürüz. Hayır, hayır. Tatil meselesine gir. Ha, ya... Ama tatil meselesini anlatırken kızın etrafında dönerek... ...onun ilgisini dağıtarak anlat ki evet desin. Kızların kafa karışınca her şey evet derler, evet. Ne saçma insanlarla takılıyorsunuz. 3, 2, 1 buyurun. Evet. Ya sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Diyorum ki önümüzdeki... Manyak 15... hareketler yap. Konuş kızla. Dün gecede ne düşündüğümü anlamıştır herhalde. Konuş, hayır, kızla. Dans. Danslı bir mekan. Kızla konuş manyak hareketler yani yaparken. Yani çok enteresan. 15 gün tatilim var. Diyorum ki o tatilde acaba benimle beraber tatilde olmak ister misin? Evet. Tamam, hadi görüşürüz. Bak gördün mü? Kızın nasıl aklını aldın? Neye evet dediğini biliyor musun Ezgi? Yok, hayır. Bak. Kafam çok karıştı. İşte bu. Evet. O zaman hemen gidiyoruz de. O zaman hemen gidiyoruz. E hadi. Bunlar biletlerimiz, buyurun. Evet, yürü. Bin uçağa, bin uçağa. Bin uçağa. Merhabalar. A3, A4. Kızı işaret et. Bu kızı tatilde karım yapacağım. Yani evlenme teklif edeceğim. Evlenme teklif edeceğim. Merhabalar. Bir tatile çıkıyoruz da biz. Eğer sürpriz yapacağım, kabul ederse evlenme teklif edeceğim de kendisine. Sen hiç oralı değilsin Ezgi. Sen de gel kıza de ki çok iyi arkadaşız. Abim olur. Ay çok iyi arkadaşızdır. Müthiş bir tatil olacak. Abim gibidir. Bambaşka bir adamdır. İndiğimiz yerde ne yapıyorsun? Hayır! Arkadaşım, sen üzül öyle deyince. Üzül, çök. Bin uçağa, arkasından in. Evet, in arkasından. Merdiven inerken aklına birden bir şey gelsin. Hostese bir şey söylemek iste. Sen durduğun anda sen de arkadan ona çarp, merdivenden aşağı yuvarlanın bavullarla. Aa, ulan şey diyecektim kadına ya. Ne diyecektin? Şey diyecektim işte. Ya inerken aklına birden getir. Ha tuvaletin şeyine basmayı unuttum. Sifona basmayı unuttum. Ya girecek vaktim olmadı ki tuvalete. Sifona bak. Ya girmişsin sen. El alemin şeyini ben niye sifona basıyorum? Hayır, sen kendininkini... Bir önceki seferi ben mi temizliyorum? Hayır arkadaşım. Yer hizmetlerinden miyim ya ben? Ya ben seni tuvalete koyacağım. Teşekkür ederim. Evet. Biz niye otobüste gitmiyoruz ya? Uçak sen bize büyük. İnerken bir aniden dur. Sen de onun arkasında ol. Bir koy ona yuvarlanı merdivenden evet, aşağı. Tamam, tamam. 3, 2, 1. Müsten sen de yuvarlanma kreşendosu yap. Yapma. Allah neyi unuttum ya? Ay al. Ya. Allah ya. Ay. Dur lan. Bağır oradan hostese. Önledi baksana. Ayı. Hayır öyle değil arkadaşım. Benim bavullar gitti hep. Ya hostese şeyi söylesene. Tuvaleti söylesene. Tuvalet çok güzel, eline sağlık. Hayır arkadaşım, de ki ben tuvalete girdim çıktım, düğmeye bas de. Ben tuvalete girdim çıktım, düğmeye bas. Orada flash yazar. Yaba ecnebi olduğu için uçak.
Flash yazar. Tamam, gelmişsiniz Bodrum'a. Evet, uğraştım. Geldiniz Bodrum'a. Detaya bak. Evet, otele yerleşin. Yerleş otele. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ben buraya komple yerleşeceğim böyle. Koy kız... bavulları, odaya yerleş. Kız bir dakika arkadaşım. Dur, kestik. Allah'ın üstün zekalısı. Şöyle yapıyoruz. Uçaktan iniyorsun, yuvarlanıyorsun, tuvaleti söylüyorsun, geliyorsun, resepsiyona söylüyorsun, odaya yerleşiyorsun, valizleri bırakıyorsun, kızı alıyorsun, çıkıyorsun, parasailing yapmaya, sahile geliyorsun. Hepsi 15 saniyede. 3, 2, 1 geç yerine. 3, 2, dur başlama. 3, 2, 1, seyirci 15'ten geri say. Başla. Ah, hay Allah, bir şey unuttum. Ay Allah. Aman Allah ya. Ay. Zişanlı tuvalete basmayı unuttum. Çabuk tuvalete bas. İyi günler. İki kişiyiz. Otoda kalacağız. Parasailing yapacağım. Bavullar sende kalsın. Sağ ol. Oha sayıyor ya. İnsafsız. Geldin. Parasailingçiyi gör. Hemen sahneye bir parasailingçi bizim odada mı? Odaya geldim ben. Bir parasailingçi al sahneye. Parasailingçi almak istiyorum. Sertifikasıyla beraber. Al sahneye. Abi hoş geldin. Merhaba. İsminiz ne abi? Timuçin, hoş geldiniz abi. Mikrofon evet, takacağız Timuçin, sizin. Evet Timuçin, parasailing yapıyorsun, yaptırıyorsun. Evet. Arkadaşım gel parasailingçiye. İyi günler. Hoş bulduk. Parasailing yapmak istiyorum ama... Bir şey mi açık Ferim Amur? Parasailing yapmak istiyorum ama para yok. Oo, olmaz. Yok mu veresiye sailing falan bir şey? Ya çok çirkin espri ya. Yapma evet, şunu ya. Size yaptım onu. Çorlu. Tamam. Parasailing yapmak istiyorum de heyecanlı göster. Adam hemen sana yaptırsın. Ben parasailing yapmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Tatile geldim, çok eğlenmek istiyorum. Coşmak istiyorum. Macera arıyorum. Başıma bir şey gelsin istiyorum. Timuçin de ki iki kişi bindirebilirim sizi önlü arkalı. İsterseniz siz iki kişi de bindirebilirim böyle önlü arkalı falan. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ne olmaz? Böyle sıkıntı olmaz. Yönetmen sağ olsun. Ezgi, hemen. Ben binmek istemiyorum de. Ay yok, ben binmek istemiyorum. Ben korkarım, tedirgin olurum. Hiçbir şey olmaz. Siz binin. Yok. Bir gösterin. Evet, önlü arkalı Timuçin'le binebilirsin belki. Timuçin parasailingle para mı aklıyor acaba? Yani onunla hiç ilgisi yok çünkü. Timuçin de ki, siz korkuyorsanız ben sizi kucağıma alırım isterseniz. Söyle. Yok artık. Timuçin sensin abi. Tamam da kimi kucağıma alıyorum şimdi? De ki korkuyorsun. Olayı geçti o. Kimi kucağıma alıyorum onu söyle. Olay tamam. Timuçin desene benimle birlikte uçmak ister misiniz? Arkadaşım isterseniz benimle birlikte uçabilirsiniz. Ben sizi önüme alırım. Rahat rahat uçarız. Hiçbir şey sıkıntı olmaz. Bence öyle bir şey yaparsak siz uçarsınız da. Ben bir deneyeyim bakayım. Eğer... Bence hiçbir şey yayınlayamayız. Arkadaşım. Şöyle yapalım. Ben deneyeyim o zaman. Korkulacak bir şey yoksa hanımefendi de binsin o zaman. Tamam. Tamam. O zaman deniyorum. Sen biliyorsun. Bu arada Ezgi'ye havada bana her şey olabilir. Hakkını helal et konuşması yaparken ona olan aşkını da ilan et. Havada dön, bana her şey olabilir. Ver ama... müziği. Sen ha, değil. Pardon. Ver duygusal müziği. Havada bana her şey olabilir ama karada asla. Ha, arkadaşım. Kızın elinden tutarsın. Öne doğru getirir konuşursun. Bir şey olmadı yavrum. Arkadaşım! Hani havada her şey olabilir ya, o yüzden son fırsat mı? Kıza yumulma! Özür diliyorum. Evet. Evet. Bana havada her şey olabilir. O yüzden seninle bir şey paylaşmak istedim. Kekiku. Kekiku? Hayır! Ya normal cümle kekikuku diye çıkacak. Normal cümle normalde kekikuku diye çıkar ama havadayken çok başka oluyor. Evet. Kalbini göster! Hayır! Kendinin kalbini! Benimki. Ha, içimde sen ben, varsın de. İçimde sen varsın. Onu çıkarabilirsek rahat uçacağım. Çünkü iki kişiyi uçuramıyorlar. Kurban oldum. Ne kurban olursun oldum, bir aşk konuşması yap kıza. Ha. Timuçin tam konuşmayı yaparken çocuğu sırtından tuttuğun gibi götür. Evet. Havada her şey olabilir. Şunu o nedenle. Hadi arkadaşım hadi yallah. Hadi. Sanadakileri bekliyorum. Bir dakika bir şey söylüyorum bir dakika. Ya gel hadi. Al Timuçin. Hadi gel. Ben senin abin değilim. Ben Timuçin'in abisi. Hayır arkadaşım. Ya neyse adam... Abi. Abi ya. Buraya nereye... Timuçin yapma şunu. Arkadaşım bağırırken kız duymaz. Rüzgar girer arkaya. Ben seni seviyorum de Timuçin seni götürürken. Timuçin yapış beline. Al onu. Timuçin arkadan çektiğin kablo 2000 euro. O yüzden dikkatli çekersen. Çek. Ben senin abim değilim. Ben Tiki Koku.
Senin... Bittiğin yer kötü oldu, pardon. Ben senin abin değilim. Kikiri kukuru. Seviyorum de lan. Seviyorum lan. Hayır. Kendine gel. Hayır. Ağzını vurayım bir tane. Ben kıza seviyorum de. Kız sen duyama. Ne Rum de. Evet. Ne Rum be? Arkadaşım seni götürürken söyle. Ben seni... Seviyorum. Rum. Ne? Duyamadım. Ne Rum? Kulağını aç be. Dur. Arkadaşım. Sen normal efendi çocuksun. Evet, yapma şunları evet, ya. Evet. Evet. Rum. Ben senin abin değilim. Senin... Hayır. Rum. Ne? Rum. Odada buluşalım diyorum. Rum. 554. Rum. Evet. Parasailing için hazırlık yaparsınız. Parasailing için Nuri gel hazırlığı yap. Ezgi sen git arkaya. Birazdan geç. Evet. Ezgi arkaya gitme. Sola git Ezgi, sola git. Solda, buradan sahnede solda dur. Burada dur. Evet, orada dur Ezgi. Tamam. Ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum. Çık, uçmadan önce dedim tuvalete gireyim ki. Arkadaşım! Ne olur... O ne oğlum? Gir şuna. Hadi Nuri... gittim için. Şöyle biraz kenara gelir misin? Nuri ha? Ne diyorsa yap. Hacı bu çok acıtıyor ya. Evet, şey Timuçin sen de hem teknesin hem teknecisin, tamam mı? Tamam. Hem de motörsün. Timuçin yat yere yüzü koy. Abi, yüzüstü yat yere. Ya. Yüzüstü. Evet. Mikrofon sağlam mı? Kollarını aç. Aç kolları. Ben Timuçin üstüne mi düşüyorum? Timuçin böyle olacağını düşünmemiştin değil mi? Tatlı. Doğru. Nasılmış, zevkli mi? Ha? Prodüksiyon. Şemsiyeyi de ver. Kimi? Şemsiye. Parasailing'in geliyor şimdi. Takılacak sana. Ay Parasailing'in geldi. İki dakika dur. Parasailing arkadan takılıyor sana. O zaman doktor gelsin. Nuri şeye de ifi de bağlayın. Şey Timuçin'den şeye arkadaşıma. Nereye bağlayacaklar? Artık yok, onu bize bırakacaksın. Şemsiye sana değil, rahat ol. Arkadaşım, şemsiye... Açmıyoruz. Tut elinle ipi. Şemsiye... Bu ne, yağmur mu geliyor? Hayır, şemsiyeyi açsana. Açmam, kapalı mekanda şemsiye açılmaz. Niye? Uğursuzluk getirir. Bu parasailing, aç şunu. Olsun, dikine inerim, hızlı inerim. Arkadaşım, ben. Aç şunu ya. Bismillah de aç. Bismillah. Evet, o sana arkadan takılmış gibi. Bu. Vay 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 vay. Ho! Dur yeter. Ne oluyor? Bunlar rüzgarla döndürebiliyorum kendimi. Yapma. Ama kendim öyle döndü. Bak. Yapma, bir daha çocuğun olmaz. Gerizekalı. Bak şimdi bak. Yapma öyle şeyler. Önük bize dönük olsun. İşte onu ayarlamaya çalışıyorum. Lan önük olsana. Önük mü? Evet. O arkanda takılacak şemsiye. Evet. Evet, harika. Evet, şimdi harika şey, Timuçin, sen bağırıyorsun. Kaldırıyorum, bağır. Kaldırıyorum. Leo X. Arkadaşım, sen ne yapıyorsun? Düzelmeye çalışıyorum. Rüzgar tersten gelirse şemsiye sana... Öyle sabit yap. Evet, sen şimdi parasailing'de havaya kalkmışsın. Havada uçuyorsun. Ver havada uçma müziği. Ver havada uçma müziği. Arkadaşım çok mutlusun. Yüzünde mutluluğu göreyim. Her yeri görüyorsun. Ya dönüyor bu. Her yeri görüyorsun arkadaşım. Görüyorum. Ezgi bu arada sahneye bir çocuk al hemen. Bir arkadaş al sahneye. Bir beyefendi alabilir miyim? Arkadaşım sen dağlara falan baksana. Sor Timuçin'e bu hangi dağ diye. İsminiz ne? Bu hangi dağ? Uludağ'a yaklaştık. Ne Uludağ? Uludağ'da deniz mi var? Çekme Timuçin, çekme. Yeterince acı çekiyorum. Senin ismin ne arkadaşım? Mehmet. Mehmet. Sen de animasyoncu çocuksun. Animasyon hareketleri yap Allah'ım, orada. Ezgi sen de çocuktan hoşlan, git yanına konuş. Evet. Ya. Arkadaşım, Ezgi ile animasyoncu çocuğu görürsün. Birbirleriyle konuşurken ve yıkılırsın. Yazıklar olsun size. Bağır yukarıdan. Yazıklar olsun size. Ya biraz kaldırsana Nuri. Kaldır biraz. Ah. Az kaldır, tamam. Gör oradan arkadaşım, gör. Yazıklar olsun size. Ağla. Bağırarak ağla. Aa.
Nuri indir biraz aşağı. Yere yat. Yerden havadaymış gibi ben seni koyarım havaya. Bağır aşağı. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Duymuyorsun Ezgi. Ezgi'yi duyacak gibi hareketler yap. Yazıklar olsun. Evet, tam o sırada parasailing dönmeye başlar. İp ipe dolanır, ip parasailing'e dolanır. Parasailing arkadaşıma dolanır. Ve Timuçin'in elinden ip kaçar. Ana, kaçtı da Timuçin. Allah! Ve arkadaşım savrularak bir adaya düşer. Ezgi, Mehmet'i de alır yanına, dışarı çıkar. Timuçin'i alkışlarla yerine gönder. Nuri, gel Nuri. Kurtar. Arkadaşım, nereye düştün? Saniye. Adaya düştün. Adaya düştüm. Seyirci, ada sesi yap. Ada sesi nasıl ya? Ya cik cik. O tarz. Evet, seyirci yap. Allah'ım, tek başımayım burada. Ve o sırada yanına bir kurt gelir. Barış, gel yanına. Zaten bana kurt gelir. Başkasına manita gelir, bana kurt gelir hep. Evet, sen ağlarken sırtına kurt gelir, burnuyla dokunur. Evet. Sen görme onu. Sen ağlıyorsun, isyan ediyorsun. Nasıl geldin bu? Ne yapıyorsun aslanım sen? Arkadaşım! Kurt lan kurt! Ne yap, besleyeyim mi onu? Hayır, sen ilk defa bir canlı geliyor sana değiyor, tamam mı? Bu, hoşlanman gerek bundan, evet. Kurt gel, dokun ve benim hoşlansın. Benim hoşlanmam lazım, senin değil. O riskli. Kurt gel, dokun. Ne yapıyorsun bakayım burada? Arkadaşım, önce tırt. Neticede hayvan. Lütfen beni yeme. Bunu ye, 5 ay götürür. Piyanist yok orada. Yok, ben kafam onda. Arkadaşım, kurdu yanına alırsın, saçını okşarsın, derdini anlatırsın ona. Yürürken yanında derdini anlat. Sen yürü ama yürüme. Şu ipimle kuşağım beni mahvetti ya. Yürü ama yürüme. İnanır mısın? Buraya gelirken bir maceranın peşindeydim ama şu olanlara bak, tek başıma kaldım. Bu arada bir hafta 10 gün geçmiştir. Ben yürüyorum, senin kıpırdamaman kaç puan? Seni çekiyor muyum ben? 10 gün geçmiştir. 10 gün geçti. Hala yürüyorum. Ve arkadaşım saplardan, suplardan kendine sal yapmaya çalışmaktadır. Neyle yap? Neyle kesiyorum? He? Neyle kesici şey bulmuşsun kendine. Bir tane hayvan öldürmüşsün, onun kaval kemiğiyle bıçak yapmışsın. Hayır, onu değil. Ölmüş hayvan ölmüş kemiği. Ölmüş hayvan kemiği. Evet. Bu arada bir fırtına çıkmıştır, deniz kabarmıştır. Ve Florida sahillerinden 2 arkadaşı... Bodrum'da değmedik. Ben onu Bodrum yaparım. Sahilde 2 arkadaşı sörf yaparken tahtasıyla beraber uyuyakalmışlardır ve adaya vurmuşlardır. Ezgi, çocukla birlikte şeyin üstünde adaya vurun. Sörfün üstünde. Evet, sen balık avlıyorsun. Ve bu arada Ezgi'yi konuşuyorsun. Enteresan bir kız gerçekten. Beni abisi gibi seviyor. Halbuki benim gönlüm onda. O beni abisi sanıyor. Şimdi bu denklemi nasıl kuracağım ben? Paraselikten yani... gördüklerini anlat, üzül. Paraselikten mi karılar gördün? Hayır! Ezgi ile çocuğu anlat şey burada. Ha. Benim duygularım böyleyken paraselikle havalanıyorum. İnanılmaz yüksekliklere çıktım. Bir baktım, sen git orada elin animatörüyle beraber takıl, eğlen, coşmalar, eğlenmeler. Şimdi ben buraya düştüğüme üzüleyim mi, sevineyim mi yani? Bir yandan kalbim aradığı cevabı bulamıyor. Bir yana yani. Şu an bir kurtla konuşuyorum ya. Ve o sırada deniz vurmuştur şeyle, sörf tahtasıyla 2 arkadaşı kıyıya. Ezgi, kıyıya vursana kendini. Onlar çay içiyor arkada ya. O ne be? Allah kahretmesin. Bunu verdiler. Evet Ezgi, sen sörf tahtasında uyumuşsundur. Evet, uyu sörf tahtasında. Nasıl geçeyim, şöyle mi geçeyim? Uyu sörf tahtasında. Uyuyakalmışsın. Arkadaşım, balık avlarken at oltayı Ezgi'yi çek. Tek başıma mı? Evet. At oltayı. Ulan ne takıldı buna? Ulan ne takıldı buna? Çekemem. Ana! Bir de ne göresin? Kızım, ne yapıyorsun sen burada? Evinden çok uzaklardasın. Arkadaşım, görünce şaşır. Üstüne atla.
Vay maşallah. Görünce şaşır, uyandırmaya çalış. Kız baygın. Senin burada ne işin var? Kesman. Kim ki bu? Ezgi mi? Ezgi. Senin burada ne işin var? Şimdi bak bu kız ne? Kurda söylesene. İşte bu kız. Aradığım, bahsettiğim kız bu kız. Ezgi'yi uyandır. Ezgi? Ay. Ezgi? Neredeyim ben ya? Ütü tahtasının üstündesin. Ne saçma bir hareket mi? Ne yapıyorsun ya? Ben hayatım, de... adadayım ama ütüye ihtiyaç yok. Burada broşuk falan idare ederim ben yani. Bu kadar beni düşünmen. Ay. Arkadaşım, gör Ezgi'yi. Çok heyecanlan ve sevin. Çok heyecanlıyım seni gördüm. Burada tek başıma öleceğim zaten. Neredesin sen? Ha? Bu adadayım ya. 10 gündür neredesin? Adadayım 10 gündür ya. Nasıl gidiyor? Neyin? Bu ne? Su mu yuttu bu? Ezgi, ne yaptın? Ne saçma bir soru soruyorsun. De ki, arkadaşım ben 10 gündür yokum diye perişan oldun. Arkamdan mı geldin? Sor. Ben 10 gündür yokum diye merak edip arkama mı geldin? Yok canım, sörf yapıyordum. Uyuyakalmışım. Kurt, ısır. Arkadaşım, yeter ya. Bunun için çektiklerim. Barış, sen geç kameradan. Kurt'u gönder. Kork Ezgi Kurt'tan göndersin onu. Ay, tövbe bismillah. Hoşt. Tamam Kurt, sen kameranın başına geç. Burada peki, hayvanları eğittim, sitcom çekiyorum. De ki Ezgi, ya yakışıklı bir çocuk vardı sörf tahtasında, onun peşinden gideyim derken yorulmuş uyumuşum. Ay, yakışıklı bir çocuk vardı sörf tahtasında, sörf yapıyordu. Ben de peşine takılayım dedim ütü masasıyla. Bir anda dalmış uyumuşum, buralara kadar atmış beni dalgalar. Bu seviyesizliğe bir son vermek için ben bu adadan ayrılıyorum. Arkadaşım, nasıl ayrılacaksın adadan? Sen adada düşmüşsün. Yüzerim ben. Hayır, söyle Ezgi. Ezgi, ben buraya düştüm de. Ben buraya düştüm. Parasiyelik yapmak. Ya buraya düştüm. Halat koptu. O ben parasiyelik yaptırmak için peşim paralan zibidi. Kaçtı gitti. Buraya kapatıyorum. Ezgi, kaldık mı burada? Telaştan Ezgi. Şimdi biz ikimiz birlikte mi kaldık burada? Ne yapacağız? Bir de kurt var. Ha? Bir de kurt var. Ne yapacağız biz şimdi? Burada kim bulacak bizi? Ben bir tekne yapıyorum. Bitmek üzere de arkadaşım. Ben bir tekne yapıyorum. Sağ ol. Becerebilirsen 2-3 güne bitmek üzere. Ona biner kurtuluruz. Hadi o zaman. Nerede tekne? Yapıyorum işte daha. Prodüksiyon getir tekneyi. Ne teknesi ya? Ya sen işine bak. Kızı adayı gezdir. 10 gündür buradasın. Burası bizim... O ne lan öyle? Ya Allah kahretmesin. Evet, ya. Gezdir kızı adayı. Daha yarısını yapmışım değil mi herhalde teknenin? Hayır, tekne bu. Arkadaşım, tekneyi bitirmek üzeresin. Sen de ona yardım edersin. Bitirmişsiniz tekneyi ve dönüş yoluna geçmek istersiniz. Allah kahretmesin. Tekne bu. Kurtulmamıza çok az kaldı. Atla. Tam o sırada Deniz diğer sörfçü çocuğu da kıyıya vurdurmuştur. Mehmet, vur kıyıya. Ezgi, çocuğu görünce çok heyecanlan. Ay, ne yapıyorsun sen burada, animatör? Karaya vurdum. Karaya vurdun. Allah Allah, ben de seni takip ediyordum. Tanıştır. Tanıştırayım. Mehmet Tolgiş, Tolgiş Mehmet. Tolgiş? Merhaba. Ben de kendisini takip ediyordum. O sırada işte uyuyakalmışım. Bunun için mi yani? Beni buna mı... Arkadaşım, ya? Sen çocuğa çok gıcıksın. Kalk, evet. Hareketler yap çocuğa, gıcık gıcık hareketler. Gıcığım işte, tamam. Yani ne hareket ya, çekil oradan lan, önümden çekil falan tarzı. Çekil bakayım aslanım sen. Bir haftada bu tekneyle uğraşıyorum. Gördün mü? Boyu da uzun benden ya. Evet, atla. Yalnız Ezgi, bu tekne ancak ikimizi alır. O zaman Mehmet de binsin de Ezgi. Ay, o zaman Mehmet de bizimle gelecek. Üçümüz vurduk adaya, ne yapalım? İkimizi alır diyorum ben. Matematiğin yok senin. Çocuğu burada mı bırakacağız? Bırakacağız. Daha çocuk büyüsün, ondan sonra bir geri alırım onu. Ezgi, itiraz et. O gitmezse ben de gitmem. O gitmezse ben de gitmem diyecek. Cehennemin tamam, dibine kadar yolculuklar ya. Arkadaşım, olmaz. Arkadaşım. Lan bir ne motoru? Motor da yapmışım bu ara. Bir aşağı. Evet, Ezgi, de ki o gelmezse ben de gelmem. O gelmezse ben de gelmem. İkimizi birlikte alacaksın. Tamam, lütfen. Hadi görüşürüz. Arkadaşım, söyle de ki, ulan aslında ben seni seviyorum. O gün rum 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 dedim, duymadın. Gir o meseleye. Aslında ben seni seviyorum. Hayır. Ha, özür diliyorum. Çok döndüm. Ulan aslında ben seni seviyorum. O gün rum 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 dedim, duymadın. Ben abin olarak kabul etme beni. Ben seni seviyorum diyorum. Bunu getiriyorsun aramıza. Parasıyla ilgili uçarken o gün baktım başta da beni biri cilyele yapıyorsunuz. Olacak şeyim be. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ya, hayır be. Arkadaşım. İn aşağıya. Arkadaşım, in aşağı. Lan. Motorla kesiyorum onu. Pervan, uskur lan. Ya in aşağı. Motorun yok senin. Motor sen olacaksın. Artık adada kaç yıl geçirdiysem. Evet, Ezgi, de ki
ama günah de. Bunu bana daha önce niye söyledin? Ben seni abim gibi sevdim. Tartışın. Ama ayıp değil mi ya? Ben seni abim gibi sevdim diyorum. Bana rum 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 dedin diyorsun. Elini kolunu kaldırma. Elini kolunu kaldırma bana. Kaldırmadım. Sen kaldırıyorsun şu anda. Gıcık. Aa, yani tamam, sen ön tarafa geç. Hayır arkadaşım, söyle. Ben seni sevdim. Ben seninle evlenmek için çocuklara gir. Evet. Gireceğim şimdi çocuklara. Hazır mı? Hayır, hayır, öyle değil. Çocuk meselesine kadar getir konuşmayı. Hızlı hızlı sinirli anlat. Ne zaman çocuk yapacaksınız ya? Hayır ulan, sen yapacaksın çocuğu. Sen yapacaksın çocuğu, ben ne yapacağım? Boş mu gezeceğim bütün gün? Yeter, sen yap çocuğu, nasıl bana bırak, bütün gün ben ilgileneyim. Arkadaşım öyle değil. Kıza önce de ki senin evlenme teklif edecektim. Evlenecektik, sonra çocuklarımız olacaktı. Evlenecektik. Ne ama ben? Ne diyorsun lan? Mehmet bir sus sen ya. Evet, Ezgi dinle. Ya diyorum bu adada kalsın ya. Arkadaşım önce sen Ezgi'yi ikna et. Sinirli sinirli anlat Ezgi'ye. Neyi anlatayım? Ya evlenme teklif edecektin sonra çocuk... Ben sana orada evlenme teklif edecektim. O niyetle geldim. Tüm duygularımı açıyorum. Ondan sonra iki dakika paraselikle havalanıyorum. Nerede o paraselikçi zaten? Onu havalanıyorum, gidiyorum, bakıyorum aşağıdan. Siz finger diyorsunuz. Seç. İyi de teklif edeceksin. Gidip orada paraselink yapıyorsun yani. Olacak şey Ezgi mi bu? Ezgi desene 15 senedir tanışıyoruz diye teklif etmedin. 15 senedir seninle tanışıyoruz ya. Böyle bir şey söyleyeceksen nasıl yani? Böyle mi söyleyeyim? O gece sabaha kadar düşündüğünü anlatsana. O gece sabaha kadar düşündüm ya. Ne düşündün? Kaç senedir tanışıyoruz diye. Hayır, onu değil. Sabaha kadar seni hayal ettim dedim. Salak mısın diye anlamadım. Sabaha kadar seni hayal ettim. Salak mısın sen be? Aa. Ağzına vurayım mı bir tane? Hayır. Nasıl anlamazsın? Nasıl anlamazsın? Vuracağım işte. Görmüyor musun? Elimi kaldırdım. Hayır, hayır. Aramın olman lazım bunu. Seni düşündüğümde nasıl seni sevdiğimi anlamazsın. Seni... Ben düşündüğümde o nasıl anlasın? Düşündüğünü söyledin ya sabahleyin. Evet. Senin düşündüğümü söylediğinde sen nasıl anlamasın sesi? Ben tamam, düşünmüşsün. Ben de seni ara sıra düşünüyorum. Bu evlenmek istediğim anlamına gelmiyor. Ne oldu? Ne oldu arkadaşım? Gel. Yapma şunu ne olursun. Gel şuraya. Şu motor yok diyorum sana, anlamıyor musun? Gel şuraya. Olsaydı ne kadar çabuk gidecektik ya. O zaman anladın de. O zaman anladım. Arkadaşım! Sen öne doğru bir adım atıp sağ dizinin üstüne çöker, yıkılırsın. Ver yıkılma müziği. Evet. Yıkılma müziği çal. Yazıklar olsun. Ay yapma böyle. Ezgi gelirsin dersin ki, hiç öyle düşünmemiştim ama. Ama ben hiç öyle düşünmemiştim. Elini kolunu çek, ağzını vuracağım şimdi. Şurama geldi ya. Hayır tamam, çok gerildim biliyorum, farkındayım. Ben de... Böyle bir bakmaya çalışayım olaylara. Bana bir iki gün ben izin ver. Böyle mi bakmaya çalışayım olaylara? Hayır, sen değil Ezgi. Sen değil, hayır sen değil, sen değil. Ezgi sen yap aynısını. Dur bir de ben böyle bakmaya hayır, çalışayım. Hayır öyle değil ya. Ben bir de böyle bakayım olaylara. Bana iki gün ver de. Dur bir de ben böyle bakayım olaylara. Bana iki gün ver. Şu adada iki gün daha kalalım. Ha? Tamam, ben bu arada motoru yaparım iki günde. Hayır saçmalamayın. Gideceğiz de Ezgi'deki çocuğa günah de. Alalım mı onu da de? Alalım, günahtır. Ha? Bırakmayalım. Bak burada... Kurdun kuşun arasına bırakmıyor. Ya ben bu tekniği iki kişi için tasarladım. Üçümüzü taşımaz ki. Haklısın. Tamam git bir yere. Bir şey soracağım. Kadar. Bir dakika dur. Arkadaşım sen kız gelene kadar bir kişiydin. Niye iki kişi tasarladın tekneyi? Kurtu alacaktı yanına. Evet. Evet arkadaşım git Mehmet'e de ki alacağım ulan seni tekneye. Ama de adam gibi geleceksin de söyle. Senin istediğin gibi olsun. Teşekkür ederim. İki dakika konuşalım mı delikanlı de? Seninle biraz yürüyelim mi şöyle? Olur. Gel. Şimdi kızı üzmek istemiyorum. Seni de tekneye alacağım. Ama teknede adam gibi duracaksın. Teknede kaptan benim. Evet. Teknede komutan benim. Niye böyle genizden konuşuyorum onu bilmiyorum. Ama herhalde tuzlu sudan olabilir. Tuzlu sudan olabilir. Teknede kontrol bende. Ben nereye dersen o. Serdümen benim. Serdümen ne demek? Ne demek? Serdümen. Yani dümeni böyle ser. Sonra geri topla. Evet. Ve bakımını yap. Seni kandırıyor Mehmet. Farkındayım. Sana salak muamelesi yapıyor. Farkındayım. Evet. Estağfurullah be anlatma. Söyle kendisine. Serdümen kaptan demek. Yani serdümen birinci kaptan demek. Yani birinci sorumlu. Serdümen. Fransızca'dan geliyor. Le serdümen. Tamam. Şimdi karada dur. Tekneye uzaktan bak. Bakalım altta delik var mı? Arkadaşım. Yapma şunu. Sen adi bir adam değilsin. Doğrucusun. Şimdi çocuğu da bindir. Ayakta duruyorsun Ezgi teknede. Çocuğu da bindir. Ve arkadaşım sana yer kalmam... Ya ne oturuyorsunuz hemen? Ayaktasınız.
Sana yer kalmamıştır. Tekneyi de götürecek bir şey yoktur. Sen arkasından tut teknenin bacaklarını çırparak götür. Ya 10 gündür uğraşıp şunu yaptım. Bir de arkadan itki bir şey. Ayak mı çırpacağım ben? Evet. Biraz Serdin sen, biraz Ezgi öyle götüreceksiniz. Şey, hep beraber yapacağız diye arkadaşım. Mehmet sen de ki, aa ben o şeylere gelemem. Ben zengin çocuğuyum. Aa ben gelemem öyle şeylere. E animasyon yapıyordun. Ne oldu bir anda zengin çocuğu oldun? O hobi için. Hobi için. Hadi otur sen, manikürün bozulmasın Mehmetciğim. Evet arkadaşım, geç arkaya. Arkaya? İkimiz birlikte mi? Sen dümeni al arkadaşım, tarif et kıza dümeni. Dümen böyle yuvarlak bir şey. Sol. Arkadaşım de ki biraz daha hızlı gitmemiz lazım de Ezgi. Biraz daha hızlı gitmemiz lazım falan. O zaman çırp ayaklarını hadi. Belimdeki kemer izin vermiyor. O zaman Ezgi sen de geç yanına arkadaşım. Birlikte çırpın. Mehmet sen geç dümene. Evet orada bu sefer şimdi Mehmet'in bu hareketlerinden gıcık kaparsın Ezgi. Sen de ona ilanı aşka başlarsın ufaktan. Ezgi çırpsana ayakları. Ezgi çocuğa baksana nasıl yapıyor, söyle yap. Ben yapamıyorum tam çünkü... Şu an... Kahretsin! Karnım ağrıyor. Şu an... Gittik. Ya ne oluyor size? Gelin yapın da görün ne olduğunu. Arkadaşım sana ne oluyor? Bana bir şey, ben belden V yaka giydiğim için biraz sıkıntım var. Biraz daha genişle, rahatla. Evet, başlayın muhabbete. Ezgi, yürü ay, çocuğa. Ay, yıkıcık bir herif bu ya. Galiba senden hoşlanıyorum. Ben sana dedim bunu getirme, takma peşimize diye. Ay, cezası pis dümenci. Şimdi teknede sen tek başına olsaydın ben rahatça iterdim. Ay. Bence şöyle yapalım. Ha. Aa, orada ne var deyip suya atalım. Ay, güzel fikir. Kurt gelir yer onu. Ay. Ezgi de ki olmaz, o zaman dümeni kim tutacak? O zaman dümeni kim tutacak? Kimsenin tutmasına gerek yok, dümenden o. Arkadaşım. Şey, siz romantikleşin, o sana ilan açsın. Sen ona öpüşmeye çalışın falan, tamam mı? Evet, giderken. Aa, çok rahatız zaten. Rakam 7 oturuyoruz. Evet. Bence biz kaderin bir araya getirdiği bir ikiliyiz. Evet. Mehmet'e hiç gerek yok. Allah'ın cezası. Bir de ben galiba biraz işedim. Ama tuzlu su, alın götür. Evet. Ben senden çok hoşlandım de. Ben senden çok hoşlandım Mehmet. Hayır, ondan değil. Öbüründen hoşlandın. Evet, benim... Ay, bir dakika durun. Evet, biraz dinlenin, biraz dinlenin. Arkadaşım sen de al. Be. Deniz anası. Arkadaşım biraz sırt üstü yüzmeye çalışın, kız da yan yana. Ya sırt üstü nasıl yüzeceğiz? Evet, konuşun şimdi kendi aranızda. Ay iş çıkarıyorsun. Bence sık sık bir araya gelmeliyiz. Evet. Sık sık bir araya gelmeliyiz ben. Evet. Ah. Evet, ver romantik müziği. Sen değil. Ver romantik müziği. Sen kızınla yaklaşırsınız birbirine. Yakınlaşın. Elini tut. Ayağınla elini tut. Ayağınla kızın elini tut. Ben çırpıyorum. O zaman türbin motora mı geçtik? Ayağımı... Saçmalama, türbin motor ne? Evet, kız senin ayağını tutmuştur. Sen onun elini tutmuşundur ayağınla. Ayağınla elini tutmuşundur. Söyle Ezgi, de ki ayağını tuttuğum için o kadar mutluyum ki şu anda. Şu an ayağını tuttuğum için o kadar mutluyum ki. Ve bir şarkı sözü söyle ona. Var ya sevdalar... Hayır, şarkı söyle. O şarkının sözlerini söyle ona. O hangisini? Var ya'nın sözlerini söyle. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, gözümü kırpmam, yakarım. Var ya, ben var ya. Arkadaşım sen ayağını indirirsin. İndirirsin çünkü ayağını. Çünkü gerçekten şuradaki seyirciye bileti geri vermek zorundayız. Evet, mahcup kızın olduğunu... elini tutarsın. Sen kızın elini tutarsın. Sen de ona romantik bir şey söylersin. Göz göze gelirsiniz. Şu
şu Mehmet olayını çıkardın ya. Gerçekten ağzını burnunu kıracağım senin. Hayır öyle ya arkadaşım ya. Bırak şimdi. Mehmet sen de yavaş yavaş geriye doğru gelirsin. Bunlar ne yapıyorlar burada diye. Ve kızla yakınlaşırsınız. Tam birbirinizi öpecekken... Tam... Ya elini niye bırakıyorsun? Tekne gider. Tuttum. Gel. Ben de bıraktım. Oh. Tekrar öpmeye çalışın. İkinizin birden eli bırakılsın. Tam öpecekken ağzına su kaçsın. helal. Tekrar öpmek için yelten. Ya nefes alamıyorum, hala öpmenin peşindeyim. Lan yapacaksın bunu, evet. Her şey burada başlayacak ve burada bitecek, evet. Tam öpecekken tekrar hoş su gelir ağzına. Ezgi, senin ağzına niye girmiyor su? Bilmiyorum, kapatıyorum galiba, o yüzden. Tekrar dene de Ezgi, tekrar lütfen de. Lütfen tekrar dene, tekrar. Bu kız ne yapıyor denizin ortasında? Ya, hadi bir durun. Bir daha dene şunu. Hadi. Tekrar kızı öpecekken, tam kızı öpecekken ikinizin de eli şeyden ayrılır, gemiden ayrılır, suyun içine doğru kaçarsınız. Tam kızı öpecekken... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mehmet'le... Onun çare, alternatif arıyorum. Hayır. Bu beni öldürecek çünkü. Tekneyi tut. Evet, tam öpecekken yaklaşın. Bir santim kala ikinizin de eli gider. Adam. Mehmet, uzat elini, tut şunu. Tutar elinden çeker Mehmet. Mehmet'in elini tutsana. Ayağımı tut, ayağımı. Mehmet, Ezgi'yi çek. Çek, arkadaşım çok su... Aman öleyim daha arkadaşım, iyi ya. Arkadaşım gel şuraya. Mehmet, sen Ezgi'nin elinden çekmişindir. Ezgi'nin elinden çekersin. Sen de Ezgi'nin ayağını tutarsın arkadaşım, tut ayağını. Ayağından çık yukarı, evet. Ay maşallah çekiyor. Evet, çık yukarı. Gulu gulu yap, çık yukarı gulu gulu yap. Gulu gulu. Hayır. Görüşürüz, bana bana. Lan, çık yukarı, su yutmuşum, gulu gulu yap. Gulu gulu. Ah, Allah'ım teşekkür ediyorum. Ay. Hepinize Mehmet, teşekkür. Şimdi sen bağırarak ya, Ezgi... Çok özür diliyorum. Ne oldu? Buradakiler de mağdur hep ya. Evet, işte Mehmet bağır Ezgi'ye. Sen onu öpüyordun diye bağır. Sen onu öpüyordun. Evet. Ne oldu? Arkadaşım devreye girsene. Evet, öpüyordum. Öpüyordum. Mehmet, o zaman ittirmeye çalış. Ver gerginlik müziğini. Öldüreceğim seni de Mehmet. Öldüreceğim onu değil. Öldüreceğim seni. Ay, hiçbir şey Mehmet de yollu ya, o da bana hasta. Kızı öldürüyor. Mehmet! Bu deniz suyu bizi arkadaşım, mahvetti. Arkadaşım sen Mehmet'e postayı koy. Mehmet sen de arkadaşım omzundan kafayı içeri bastırmaya çalış. İyi günler, bu sana geldi. Arkadaşım bir dur. Hadi Mehmet'e koy postayı. Bana bak, kıza karşı doğru davran. Gerçekten seni perişan ederim. O iş bende, kapanıyorum. Aa, Mehmet bıraksana be! Ezgi, Mehmet'e bir tane çakarsın. Bastır kafayı. Ezgi, delikanlı ol. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Burada geç kenara. Adını ver lan. Bebeğim benim, gel buraya. Gel buraya, ben nesin? Geç kenara otur. Ağzını burnunu dağıtırım ha. Arkadaşım, Ezgi senin hayatını kurtardı. Ve sana aşkını ilan edecek şimdi. Niye değil beni misin, kurtardın canısın? De söyle. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurtardın? Madem sen bu kadar ters bir karısın, sen madem bu beni seviyordun, o çocuğu niye kurtardın? Ne bileyim, iyilik yapalım dedik. Hayır, hayır. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurtardın de. Madem o çocuğu seviyordun, beni niye kurtardın? Ay, ay! Arkadaşım! Yok, bir dakika. V-yaka olduğum için... Tamam, siz gidin, ben iyiyim. Arkadaşım, gel. Buraya gel. Oyun bitirmene kadar orada kalsın. Ne o? Tamam. Ver müziği, müzik yüksel yavaş yavaş. Madem o çocuğu seviyordun, beni neden kurtardın? Ezgi sen de ki, çünkü, çünkü,
Çünkü ben de seni seviyorum. Orada müzik yüksek. Evet, buyurun. Madem o çocuğu seviyordun. Bizim... madem o çocuğu seviyordun. Niçin? Lan! Niçin beni kurtardın? Çünkü ben de seni seviyorum. Der ve sarılırlar. Sarılsana! Lan çocuğu öldürme, sarıl! Sarıl! Pardon. Tekneden aşağı inerler. Evet, Mehmet kızı kapmışsındır. Mehmet'e hareketini çek. Evet, alkışlarla gönder Mehmet'i. Çok teşekkür ederim. Gelin öne. İyi misiniz? Ne oldu sana? Yok. Kalça duruyor mu? Biraz su kaçtı, denizdeydik. İyi misin? Sen... Sana diyorum. Ben iyiyim hocam. Ama süt yenin kaydı. Bikini. Tamam, bikinin kaydı. Evet. Evet. İçeriye gidiyor. Sen niye öyle duruyorsun? Arkadaşım. Merhaba. Herhangi bir problem varsa yapıda, ikinci yarıyı ona göre kurayım. Normal gelecek misin? Evet, gidin içeri, sonra gelin. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım gel. Yıl kaç? Ya gel şuraya. Üstündeki yılı söyle. Böyle 80'ler falan herhalde. Evet. Kız nerede? Kız 70'lerde vefat etti. Büyük aralarında dönem farkı var. Kızı çağır. Kız gel kız buraya. Büyük geçmiş olsun. Evet kız, çık balkona. Yıl kaç biliyorsun değil mi? Yıl evet. 80'ler. Tamam, 79,5-80. O zaman 70'ler olur. 80 ise 80. 79,5'tan 80 dedim. Duymadın mı? 8 yıldır uğraşıyorum bununla. 8 yıldır uğraşıyorum. Ne evet, diyorsun? Hazır hocam. Balkondasın. Ne yapıyorsun balkonda? Söyleyeceğiniz şeyi bekliyorum yapmak için. Çok zenginsin. Zengin kızısın. Evet. Çaça yapıyorsun. Çaça, rumba, mambo. Evet. Ki bunu dünyada karıştıran ilk sensin. Yani bu karışımı ilk sen yapıyorsun. Evet arkadaşım, sen de necisin? Ben de alttan balkona bakıyorum. Hayır, hayır. İşin gücün pislik. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Hayır, yani ne, nasıl bir dans? Konuşma. Diye. Yok, baksa 79... da bir şey göremez. Diz altı etmek. Sen beni daha tanımadın. Sen de daha beni tanımadın. Sürprizler seni bekliyor. Nuri, kapat perdeyi. Ve perde. Evet, kız. Balkondasın. Hangisiyle başlamak istiyorsun? Bilemedim. Rumbayla başla. Birbirini karıştırarak bir sentez yapacağım evet. Şu an. İçeriden plak almışsın. Yeni plak koymuşsun şeye, kasete. Kasete plak koydum. Evet. Evet. Plak koymuşsun. Evet. Takılıyorsun. Arkadaşım, sen... Mucit mi kendisi? Hep yeni şeyleri deniyor. Sen de oradan geçiyorsun. Geçerken evet. Kızı gör, çarpıl. Evet, 3, 2, 1, kız. Balkoncusun hadi. Ne oldu? Şeye değdim, çarpıldım mı? Arkadaşım, kıza çarpılacaksın. Ha. Sen oradan geçiyorsun, gariban gariban. Sen de fakirsin. Elin cebinde, ne biçim fakirsin sen? Elin cebinde ol. Niye? Para yok ki. Niye cebime sokayım elimi? İşte o yüzden. Elin cebinde olsun. Arka cebinde olsun ellerin. Evet. Tam fakir yürüyüşü. Arka cebinde ellerin. Hem de sıcak durur. Öyle geliyorsun. Sen, arkadaşım, sen hızlı hızlı yürüyorsun.
Ama yürüdükçe yani sanki çenen ayağına değecekmiş gibi oluyor yukarıdan. Evet, 3-2-1 buyurun. Yürü. Lan biraz edepli ol lan. Arkadaşım! Yapma, sana ne? Mahallemizin kızı o. Yapma bak lütfen. Tamam, ben bu mahalleli miyim? 79,5-80. Ben bu mahalleli miyim? Evet. Sen mahallenin Tarık Akan'ı, bu da Hülya Koçiğit'i. Tamam. Hülya Koçiğit senin gibi böyle şey değil. Neydi? Daha ağır insan. Öyle ha 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 hiç duymadım. Evet. Ablacığım sen geliyorsun kafan dizine, şey ayağına... Ablacığım sen geliyorsun. Arkadaşım. Doktor kesmedi mi o ilacı? Arkadaşım yürü. Ablacığım sen de balkonun her yerini kullan. Gör arkadaşım, irkil. Görür görmez irkil. Abla büyük geçmiş olsun. Arkadaşım. Ya niye öyle diyorsun kıza? Çok saçma hareketler yapıyor. Ya çaça yapıyor. Bir sıkıntısı var belli. Çaça değil, karışık bir şey yapıyor. Çaça mı yapıyorsun? Kapat içeride yap ya. Ayıp ya, balkona yapıyor ya. Kaça değil, çaça. Evet. Müthiş oluyor. Evet, arkadaşım bu sefer düzgün gel. Kızı görünce irkil, tamam mı? Şey, ayaklardan başla, saçının ucuna kadar her şeyine aşık ol kızın. 3-2-1 buyurun. Demirler, demirler. Hayır, hayır. Kızın önünde demirler var, balkon demirleri. Tövbe, bismillah. Yaklaş, yaklaş. Bank mı? Hayır, yaklaş. Ne olur yaklaş, evet. Yaklaş, bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Kız, bir anda dur. Bak aşağı. Konuş. Ha. Konuş, aşağı bakıp. Aslında bana da uydu bu emir ama. Çünkü... Allah'ım bu nasıl bir güzellik ya? Bak aşağı konuşsana Ezgi. Bu ne bir güzellik ya? Maşallah. Yaz. Maşallah. Bence ben... bu iş tamam. İkisi de hoşlandı. Ezgi. Efendim? Sen Hülya Koçiğit'sin. Ne olur yapma şunları. Tamam, pardon. Tamam. Gel, mahallenin Tarık'ı gel. Arada saçını yokla arada. Saçını yokla. Kimlerde lan? Hayır öyle değil lan. Parmakları da saçın arasından geçir. Ama elimi cebimden çıkarmadan. Tabii, değil mi? Bak. Kalçada. Hayır, hayır. Parmakları saçın arasından geçir. Şlak diye kalçayı bul, cebe sok. Evet. 3-2-1. Ablacığım, sen de döne döne oyna. Yallah. Dur. Ne bakıyorsun fakir diye böyle aşağıla onu. Ne bakıyorsun fakir? Ha? Fakir. Çok ünlü bir... Hay! Fakir, fakir. Ya o kadar abartma lütfen. Ya ona fakir deme. İsmi fakir değil ki çocuğun. Evet. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Benim sahibim var edasıyla. Evet. Ne bakıyorsun? Ha neye bakıyorsun? Özür diliyorum. Sizi rahatsız etmek istemedim. Ama böyle bir güzelliğin, böyle bir dans yaptığını görünce insan bakmadan edemiyor. Teşekkürler. Çok kibarsın. Ama benim sahibim var. Söyle. Bu güzelliğin bir sahibi var. Beni yanlış anladınız. Ben olabilir. Zaten ikinci el... Çok saçma bir yere giderim. Arkadaşım olarak. Lütfen pislik yapma. Ben sen de ki keşke bu gözler kör olaydı da görmeyeydim o halde. Öyle mi? Keşke bu gözlerim kör olsaydı da görmeseydim bu güzelliği. Allah korusun demeyin öyle. Kız bu deyim kız. Arkadaşım yapmayın ne olur. Kız sen içeriye girerken çocuğa bir öyle bir bakış at ki çocukta bir umut doğur. Gel buraya, gel, gel. Ezgi, son kez söylüyorum. Sen ancak... mahallenin Fahri ablası değilsin. Evet, Ezgi. Bak çocuğa öyle bir bakış at ki annen çağırsın seni. Ezgi! Arkadaşım, dağıl. Hayır, hayır, öyle dağıl. Seni dağıttı kız. Çenen sağda kalırken kafan sola döner. Sonra çene sola gittiğinde kafa sağa gider. Bu şekil öne doğru yaklaşırsın. Ve prodüksiyon arabanı getirir. Git arkadan arabanı al. Yeni mi almışım? Hayır. Şey, iş araban senin o. Prodüksiyon ver şunun iş arabasını. Bu kadar fakirim. Yani normalini de alamamışım. Evet. Sen
sokaklarda kaset satarak geçimini sağlayan bir kişisin. Alman filmleri... Hayır, öyle kaset değil. Lan öyle kaset değil. Şöyle öyle kaset. Böyle kaset değil. Hayır, hayır. Böyle de değil, öyle de değil. Öyle de değil. Ağızdan söylemeli. Arkadaşım, söylemeli kaset satıyorsun. Sonunda Türk televizyonunu komple bana yasaklayacaklar. Böyle Altınoluk'ta tek başıma gezeceğim sahnede. Nerede? Nerede? Ya dur şurada. Söylemeli kaset satıyorsun. Bir tane söyle mesela. Ben yetim, ben yetim. Öyle söylemeli. Little less conversation, little more action. Lan öyle değil. İbrahim Tatlıses'ten söyle. Gerizekalı. Böyle durursan ancak bundan söylersin ama. Niye abi? Araba küçük. Ya hadi sür şunu. Sen söylemiyorsun. Araba söylüyor. Kit. Hadi yavrum sağ. Araba nasıl söylesin şarkıyı? Araba şarkı söylemez ki. Lan orada teyp var, teyp. Teyp. Evet. Evet. Kızın evinin önüne geldiğinde o şarkıyı çalarsın hep. Hep bir şarkı çalarsın. Kızın evinin önüne gel. Gel evin önüne. Evet Murat, yolla şarkıyı. Ne yapıyorsun? 5+1 sistem koyuyorum. Arkadaşım! Sadece teybin sesini aç. Murat aç sesini teybin. Aç şunun sesini. Kıza bak, kıza. Kız, müziğin sesini duy, cama çık. Ah. Dur, kes müziği, kes, müziği kes. Kız, çık cama. Gerçekten mi? Evet, biraz camda bakışın. Ezgi, söylesene bir şey. Dün gece çok ağladım. Hayır, öyle. Ezgi, sen etkileniyorsun ama yüzle vermek istemiyorsun. Çıkış ona de ki, niye müziği sonuna kadar açıyorsunuz? Belki hasta var, belki uyuyan var. Affedersiniz, niye böyle müziğin sesini sonuna kadar açıyorsunuz beyefendi? Belki hasta var, belki uyuyan var, belki rahatsız olacak biri var. Ben evet, buradayım, biz. Nereye bakıyorsunuz? Yukarıda değil mi ya? Evet, yukarıda. Sen ikinci kattasın. Ha. Ne oldu? Arkadaşım lütfen. Sen kime konuşuyorsun ya oraya bakıp? Ay ben yanlış yere bakıyormuşum. Evet Ezgi, söylesene. Belki rahatsız olan biri var. Ha? Niye yapıyorsunuz böyle? Yapmayın. Hanımefendi nereye bakıyorsunuz? Arkadaşım ya gel şuraya lütfen gel. Arkadaşım gel şuraya. Ne yapıyorsun? Ya salak salak hareketler yapma ne olur ya. Geç şuraya. Evet. Arkadaşım sen mahcup ol. Kız sana bakınca sen yüzün yere düşsün. Evet kız çık cama. Ay hasta var diye bağır. Ay hasta var. Hasta var. Çok özür diliyorum. Beni kimseye rahatsız etmek istemedim. Belki... Yüzün düşsün. Ah, yüzüm düştü. Arkadaşım öyle değil ya. Yüzün oraya kadar düşmüyor. Ortalama düşüyor. Çok net bir açıklama oldu. Çok özür diliyorum. Ben sizi rahatsız etmek istememiştim. Ben dedim ki belki arasından beğendiğiniz bir şarkı denk gelir de sizi mutlu ederim. De. Ezgi! Çok özür diliyorum. Kapamayı unutmuşum. Hayır, hayır. O bağırmıyor. Ezgi'nin arkasından annesi bağırıyor. Anneciğim bir saniye lütfen. Bekler misin? Ay neydi o ses? Kafa bırakmadınız. Tamam. Senin çaçan bambon. Anneciğim benden gelmiyor. Dışarıdan geliyor mu? Kesildi ses. Kim bu karı? Ne biçim konuşuyorsun? Sen fakir ve kibarsın. Evet arkadaşım. Özür dilerim de başını öne eğ ve git. Çok özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Bir daha yapmayın lütfen. Estağfurullah. Giderken, yolda giderken, kız da içeriye girerken... ...tam Ezgi balkonun, şey kapının pervazını tutar, tam içeri girerken... Bir anda dikkatimi bir şey çeker. Kafa gitti. Çocuk giderken, Ezgi tam kapının pervazını tuttuğunda... ...giderken Ezgi birden
bir şey etkilemiştir. Oo! Ya yapmayın şunu! Ben 80'lerin insanı değilim. Arkadaşım, sen bu kalçayla hiçbir yılın insanı değilsin. Evet. Bence her dönemin insanı. Zamansız bir kalçaya sahip. Ezgi yapma şunu, ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık, ne çıktı? Arkadaşım sen... Evi şaşırdınız. Arkadaşım... Gel buraya. Hep senin yüzünden oluyor. Mümkün olduğu kadar kalçayı içine al. Evet, o şekil, evet o şekil kullan arabayı. Ezgi kapının pervazından tam giderken... Allah'ım bu çocukta bana etkileyen bir şey var der. Dibi yok. Ya sen işine bak, eğiksin. Evet, sen de Allah'ım bu kızla bir şey olsa da benimle bir şey olsa deyip dönüp bakarsın. Bu kadar bak, net konuşuyor. Evet, o kadar bak, etkilenmemiş ki bir şey olsa da etkilensem diyor. Evet, bakar bakmaz birbirinize bakarsınız. Nasıl? Sen kapının pervazındasın, baksana şuna. Pervazdayım. Allah'ım bu adamda beni etkileyen bir şey var ama... Aynı anda... Ha, baksana arkadaşım. Arkadaşım de ki, ulan... Han, ulan, adını kıralım senin ha! Arkadaşım, hay ulan, bu nedir acaba? Ne kadar zarifim ya, hay ulan, o neydi acaba? Ya içine söylüyorsun sen. Hay ulan. Hayır, hayır. Ağzının içine söyle. Hay ulan, hayır. Evet, içine söyle de ki, bir şey olacak galiba, bir şey olacak, hisset bunu. Bir şey olacak, değil mi? Galiba bir şey olacak. Ve günler geçer, geceler geçer, sabah olur. Hızlı şekilde sen yatağa gir, kalk tekrar bak kapının önüne gel. Sen de git, uyan gel. Çabuk! 3, 2, 1, uyumuşsun, uyanmışsın, kalkmışsın. Lan kalk! Sür arabayı, sür. Kız sen içeridesin. Müziği, ne yapıyorsun? Sürüyorum arabayı. Hayır, kendim sürme. Arabanın tekerini yere sür. Evet, geliyorsun, tekrar geliyorsun, tekrar. Kız müziğin sesini duyunca kapıya çıkacaksın. Gelir, önce bir gerilir. Geril, sabah gerginliği. Yap şunu. Gerilsene arkadaşım. Mahalleye karşı geril iyice. Bir daha da bu mahalleye giremem herhalde. Öyle değil. Spor abi, spor. Vurma, spor ya. Spor. Ya sabah köründe kimse yok daha orada. Bu yıllarda fitness yok. Anlamadı beni. Arkadaşım iyice geril. Oh de. Oh. Evet ve elini teybe atar. Murat hazır ol, atar teybe elini. Bakışırlar. Çocuk bir dans eder, ufak bir dans yapar kıza. Dur, kestik. Ne yapıyorsun ayı? Hiç yakışıyor mu sana? Yeni bir akım başlatıyorum. Bir fakir böyle oynar mı gerizekalı? Bence bir o öyle oynar. Arkadaşım yapma şunu ne olursun. Adam gibi dans et. Evet tekrar kız. Görüyorsun kız kapıya çıktığı anda seni dans ederken görsün, senin arkan dönük kıza dans et. Sonra sen dansı bırak, tekrar önüne döndüğünde müzik kesilir, tamam mı? Kızla göz göze gelirsiniz, al elektriği ver elektriği, al elektriği ver elektriği. 3, 2, 1, yalla. Benim anladığım gibi bir şey mi o? 3, 2, 1, yalla. Döner. Al elektriği. Ver elektriği. Gözünden ver. Ezgi ne yapıyorsun ya? Elektriği aldı. Biraz fazla geldi. Ezgi bu, bak bu yayınlanırsa bu bölüm çok evet. Film teklifi alırsın söyleyeyim sana. Ya bu yayınlanırsa zaten çok şey değişir. Yapma ne olur bak. Anot ve katot. Arkadaşım, Ezgi de ki... Ezgi aşağı doğru bir konuşma yaparsın duygusal. Merdiven balkon demirlerini iyice sıkarsın elinle. Sık elinle. Ne yapayım? Sertçe demirleri tut ve elinle sık.
Tamam, aldım mesajı. Arkadaş! Bir şey söyleme. Sen de tablanın şeyini, sapını tutsak. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü hırslanmışsın konuşuyorsun. Anladın mı? Nasıl? Aşkla konuşan hırsla konuşur. Evet. Aşkla demir sıkıyorum, tamam. Evet. Evet, sık demirleri. Arkadaşım sen de sık. Sıktığınızı belli edin. Ay. Harika. De ki Ezgi. Ezgi beni tekrarla. Bana bak. Plakçı. Bana bak plakçı. Henüz plak satmıyorum, kaset. Arkadaşım. Bana bak kasetçi plakçı. Bana bak kasetçi plakçı. Senin yüzünden. Hanımefendi memnun oldum. Biz de kızınızla konuşuyorduk. Kendisi benim terbezim. Arkadaşım lütfen. Suzan, hadi Suzan. İçinden geçir git, hadi. Evet, tam çocuğa doğru sen buraya gelip beni etkileme hakkına sahip değilsin der. Bana bak, sen böyle her gün buraya gelip bu duygusal şarkılarla beni etkilemek, öyle bir hakkın yok. Benim sahibim var, söyle. Benim kalbimin sahibi var, ona göre. Haddini bil, hadsiz. Arkadaşım, sen ona çok duygusal bir konuşmayla girersin. O duygusal konuşmayı yaparken arkadan kızın gerçekten sevgilisi gelir. Sen onu görmezsin. Arkana gelir ve senin arkanda durur. Böyle bir hakkın yok. Arkadaşım, sen kıza çok duygusal bir konuşma girersin. Sonra arkandan kızın sevgilisi seni ensenden tuttuğu gibi çevirir. 3, 2, 1 başla duygusal konuşmaya. Adam mısın lan sen? Hayır, öyle değil. O yıllarda... Kıza duygusal gireceksin. Evet, ayaklarından başla. Bak bu ayaklar var ya. Hayır, hayır. Kızın ayaklarından. Ha. Ben buraya sizin gönlünüzü çalmaya gelmedim. Kendi gönlümü paylaşmaya geldim. Vay be. Ben de kendimi. Ne ayaksın birader? Aa, Mahmut abi. Ne ayaksın? Ne ayaksın birader? Ben hanımefendi kaset ister mi diye soracaktım. Meğer onlarda CD... Hakan Bey, enseye bir tane şaplat bunun. İstemez lan kaset masette. İstemez kaset maset. Kalmadı zaten artık Türkiye'de kaset maset. Var, bende 2 tane Betamax var hala. Çok çizikli. Arkadaşım, hemen adamı alttan al. Hayır, hayır, öyle değil. Mevzuya alttan gir. Abi, olur mu öyle şey falan? Abi, olur mu öyle şey? Türkiye'de CD satmıyor artık. Sen kaset diyorsun hacı. Ne ayaksın sen? Aşkım, 79,5'lardayız daha. CD yok ya. Ha. Arkadaşım. Arkadaşım de ki... Benden daha uzun ve daha iri olabilirsiniz abi. Ama benim gönlüm, ona da bir şey yap. Benden daha uzun, benden daha cüsseli, yapılı, yakışıklı da olabilirsiniz. Hatta çekici de diyebilirim yani. Kim bilir... Lan adama yürüme, gerizekalı. Evet. Evet. Benden daha uzun, benden daha yakışıklı, yapılı olabilirsiniz. Ben sadece burada ekmeğimin peşindeyim. Hanımefendi belki, dedim hani bir müziğe karşı bir ilgisi varsa belki... Benim tezgahımdan sevdiği bir albüm olur diye şey yaptım. Yoksa ben kendisine karşı da öyle saygısızlık olsun diye mesela bütün Alman DVD'leri araya sakladım. Arkadaşım! Yapma şunu. Usta, ben de soğuk demirci değilim ha, müzisyenim. Sevgilim, tamam. Sakin ol. Celallenme ne olur. Çok sakinim sevgilim. Hakan Bey, kıza de ki sen niye sıkıyorsun balkonun demirlerini? Sen niye sıkıyorsun balkon demirlerini? Gerildim sevgilim biraz, heyecanlıyım. Bilirsin, ne zaman gerilsem sıkarım. Bilirim, bilirim. Neyse, ben özelinize girmeyeyim. Arkadaşım, arkadaşım. Sen ağır ağır oradan uzaklaşırken... Hakan da balkona, geliyorum aşkım yanına der. Yanına giderken, gene ileri giderken... arkanı gösterir, bir daha bakarsın. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum abi, kusura bakmayın. Ve müziği açarsın giderken. Murat, aç müziği. Hakan Bey, yukarıdan alay edersiniz çocukla. Alay edin yukarıdan. Ezik'le mi beraber olsun? Onu eriştiriyorum. Aşktan yana
Dur dur. Ne taktın? Ne takıyorsun oraya? Canım sıkıldım, bir şey seyredeyim dedim. Evet. Hakan'la sevgilisi balkonda çaylarını yudumlamaktadırlar ve saatler gece yarısını göstermektedir. Sevgili. Arkadaşım sen de iyice içmişsindir, kafayı bulmuşsundur, tamam mı? Bir şey Naran, gideceğim o kızı, göstereceğim gününü o çocuğa falan, evet. Gideceğim o kızı, göstereceğim çocuğu, diyeceğim bu diyeceğim senin sevgi. Hayır! Sen neye bakıyorsun diyeceğim balkondan. Çocuk diyeceğim orada senin sevgi. Kendine gel diyeceğim. Buzlama. Öyle demeyeceksin. Öyle demeyeceğim. Diyeceğim ki bak oğlum senin kız arkadaşın burada diyeceğim. Hayır, ona da demeyeceksin. Ona da demeyeceğim. Direkt gidip annesine yazılacağım. Hayır hayır, anneye de değil. Oğlum kendine diyeceksin, kendine. Kendime diyeceğim bunları lan diyeceğim. Kız orada, çocuk orada, sana ne oluyor diyeceğim. Çıkar divitini tak. Arkadaşım. Be. Gideceğim diyeceğim ki, abi sende yürek yok mu, beni anlamıyor musun? Abi, bu kız bana böyle böyle baktı, şöyle şöyle baktı. Gideceğim, abi sende diyeceğim, yürek yok mu, kalp yok mu diyeceğim yani. Hiç mi? İki dakika bir tuvalete gidip geliyorum. Gel buraya. Evet, tablaya binersin ve gidersin. Öyle değil lan. Senden keseceğim, bu hafta para alamayacaksın. Evet. Sürerek gidersin. Ben gidiyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım. İlk kaykayı da ben buldum. Evet. Gel kapının önüne gel. Kapının önüne çek. Kapının önüne çek. Aa, bu saatte kasetçi mi? Evet. Çık tablanın üstüne. Kasetçiyi daha görmüyorsunuz. Çık tablanın üstüne. Ya çık şunun üstüne. Ne yapıyorsun? Buradaki kaseti yukarı kata basmayayım. Kestik. Siz ne yapıyorsunuz orada? Çay içiyoruz. Ya çok fazla içtik. Birazcık hani değişik şekillerde içelim dedik. Tam da böyle evlilik öncesi gibi düşünerek. Amuda kalkıp için daha değişik. Deli Allah mi? Allah. Deli misiniz nesiniz? Evet arkadaşım gel çık tablaya. Oradan de ki. Şarkı söyle kıza. De ki sen müzisyensen bizde de yürek var, de patlat şarkıyı. Ne işin var senin burada? Abi ne haber? Arkadaşım! Ama direkt ona denk geldim. İndirme yelkenleri. Hakan Bey siz, Ezgi sen de kolunuzu şeye, balkon demirine dayamış duruyorsunuz. Evet, gir mevzuya. Lan girsene şarkıya. Ben aşkı içimde yaşıyorum. Arkadaşım. De ki sen müzisyensen biz de yazarız şarkımızı icabında. De patlat. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim sevdalım var burada. Evet. Bir adam gelecek, ben de böyle demirlere mi tutunuz? Ay yani? Acıyorsunuz. Hakan Bey acıyorsunuz ya. Garibanın teki yani. İki tane vursanız fukara sümüğü gibi yapışır yere. Vah vah. Öyle zarif tabirleri var ki. Evet. Arkadaşım gel. Ya gene geldi bu salak din. Hakan Bey siz konuşun kızla. Niye geldi yine bu salak? Sakinleştir Ezgi. Öyle sevgili. Söyleme sevgilim. Yazık adamcağız. Gariban bir adam. Ne alakası var? Niye buraya geliyor? Kaset satıyor, ekmeğine bakıyor. Öyle deme. Bir sürü insan var. Burası böyle bir zengin muhit olduğu için ekmek parasına bakıyor adamcağız. Bu adam önünü göremiyor. Nasıl ekmeğine bakıyor ya? Aman boş ver. Karanlık ya. Ondan arkadaşım bağır. At Naran'ı. At Naran'ı. Pardon. Ya yapmayın, ne olur yapmayın. Lütfen. Biraz hikayemi bozmayın lütfen ya. Şey oldu tabii, kafa şey oldu. Evet, arkadaşım, şimdi de ki, sen benden daha zengin, daha yakışıklı, daha ünlü ve şarkı yazıyor olabilirsin. Bana bakın. Özür dilerim. Benden daha zengin, daha yakışıklı olabilirsin. Bence bir sakıncası yok. Görüşürüz. Arkadaşım! Daha mevzuya yeni girdin. Camı kapat. Hayır arkadaşım. Çok saçma bir yere gitti bu olay ya. Arkadaşım de ki hadi ya ne olur şu şarkı. Hadi ya doğru söyle şu şarkıyı ya. Hayır. Hayır onu söyleme. Öbürünü söyle diyorum. Sarhoş olan beyinsiz. Sen. He. De ki. Ama bende de yürek var. Mevzuyu oraya getir.
Sen o şarkıyı söyleyebilir misin? Arada çök kalk, çök kalk arada. Arada çök kalk ama. Hayır sen. Sen ayağda. Abla sen dur. Sen çök kalk. Yani sen o şarkıyı... Lan bütün laflarım sana. Söyleyebilirsin ama biz de yazarız. Bak patlatıyorum şarkıyı de. Bak patlatıyorum şarkıyı. Hayır arkadaşım. Ve kasetçi ölür. Arkadaşım öyle değil ya. Şey Hakan Bey siz deyin ki oradan. Ya defol git gecenin bir yarısı buralarda yapma böyle şeyden. Oğlum bela mısın başıma? Defol git buradan. Estağfurullah ben. Bu niye sürekli geliyor? Tamam sevgilim gerilme ne olur. Beyefendi gidin ama işte siz de. En azından şu DVD'yi bugün seyredin. Arkadaşım. De ki o şarkıyı sana yazdığım şarkıyı söylemeden gitmem. O şarkıyı sana yazdığım o şarkıyı söylemeden şuradan şuraya gitmem. Aa sevgilim sana şarkı yazmış. Hayır ona değil. Şu an senin kafanı gözünü kırardım ama aşka inanan bir adamım ben. Hadi söyle bakalım şarkını dinleyelim. Kollarında yaprak gibi çıtırdamak isterim. Kaset satıyor olabilirim ama bu da benim alın terim. Bu kadar. Yaylılara param yetmedi. De ki, o zaman senin de şarkını görelim de arkadaşım. Posta koy adama. O zaman lütfen senin de bir şarkını görelim. Hakan Bey, senden burada şık mı atacağız? Kaldı. Dedim sana dedim. Geri, ileri. Geri, ileri. İşte benim dilimden konuşuyorsun. Ezgi, söyle de ki sevgilim ne olur şarkıyı söyle de şunun aklı başına gelsin. Sevgilim, şu adama haddini bildirelim. Hadi söyle bir şarkı da görsün gününü ha. Senin aşkını anladık hacı. Şimdi ben de sevdalı bir yazdığım şarkıyı söyleyeyim. Sevgilim bakmadan düştün. Özer mikrofonu balkona götürsene. Evet ben de mikrofonu doğru. Arkadaşım adam balkondan yürüdü. Yok burası giriş katıydı neyse ki. Biz burayı açtırmıştık. Bahçeye doğru yürüyor şimdi sevgilim. Ben biraz geri alayım abisi. Vallahi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururundan seni çok sevse de. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilmelisin. Hala beni niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Söyler miyiz hep beraber? Eğer gerçekten seviyorsa arayacaktır arkadaşlar. Eğer aramıyorsa zaten hiçbir zaman sevmemiştir arkadaşlar. Herkes rahat olsun. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil,
bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Arkadaşım, adama bak. Bir de kendine bak. Allah seni kahretsin. Ne yapıyorsun? Portatif tuvaletimde olduğu için. Arkadaşım, pislik yapma. Adam ne güzel şarkı söylüyor. Evet, bak adama. Şey, Ezgi, yukarıdan hareket yap. Bak nasıl benim sevgilim. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Öyle kaldın. Ha? Aşkınıza söyleyecek bir şeyim yok. Takdir ediyorum. Teşekkürler. Böyle kenardan devam ediyorum. Dikkat et, dikkat Hayır, et. Hayır, şey, Hakan Bey de ki, ya çok üzüldüm çocuğun haline. Şarkı aslında onun halini anlatıyordu diye. İnin aşağı tabların başına, bir iki kaset bakın. Aşkım, çok üzüldüm ben bu çocuğun haline ya. Değil mi? Yani gerçekten sanki şarkıyı ona yazmışım gibi geldi bana. Evet, bir fukara falan. Arkadan falan. Bakın çocuğa seslerin Hakan Bey. Hayır lan, yapma şunları. Aa, özür diliyorum, ben anladım. Arkadan bakmam, sana ses... Bakmam, bakmam. Evet. Beyefendi, durur musunuz? Bekleyin lütfen. Adı neydi? Adını söylemedi, bilmiyorum ki. Ya bilseydin kafanı gözünü kırmıştım zaten. Böyle gelirsiniz. Sevgilim, gel. Kardeşim. Aşka inanan adamlar benim için çok özel adamlardır. Teşekkür ediyorum. Tezgahtaki bütün kasetleri almak istiyorum. O DVD hariç. Arkadaşım, tanıtsana. Yok abi öyle, ben bana lütfen fakir fukara muamelesi yapma. Ben dilenci değilim de. Hayır, öyle ben öyle beni yanlış tanımanızı istemem. Ben estağfurullah. Şu an tam atar damarı sıktığınız onu hissetmiyorum. Sabırlı adamım Doğa, buradan tutmuyorum seni. Bu kasetlerin hepsi size olsun. Çünkü bu kasetler... Aşka inanır mısın? Oraya geleceğim. Bu kasetler sevenler için yapılmış kasetler. Benim gibi yalnızlar için. Ağlamayın beyefendi, bir fena oldu. Yalnızlar için olan işte bu. Hepsi. Arkadaşım şu kan... Ya sen niye bunu yapıyorsun? Şu kaseti yerine koy. Ben yapmıyorum. Ben de birinden aldım. Hayır. Sen zaten yapamazsın. O kadın da zordaydı. Hangi kadın? Başrol. Evet, hemen sahneye bir bayan alırsın. Al sahneye bir bayan, çabuk. Hoş geldiniz alıcı. Nasılsın? Evet, İsmini hanımefendi, ne? Siz tam o sırada... İlişki gibi dokunmuyorum o yüzden. Burcu Hanım kendisi. Tamam. Tam o sırada Hakan Bey, siz çocukla konuşurken... olur mu ya, bir kaset alayım sizden falan diye. Evet, Orhan Gencebay falan isteyin çocuktan. Buyurun. Sakın yanlış anlama. Estağfurullah. Senin hani kasetlerini alayım da mutlu edeyim modunda bir adam değilim. Aşka inandığını bildiğim için... Bir Orhan Gencebay albümü. Zaten bir Orhan Gencebay. Bir Orhan Gencebay kaseti alayım. Bir de temasta bulunmazsak çocuğa çok. Yok, nabzıma bakıyor. Bayağı çünkü tansiyon aleti. Sevdalımla da dinleyeyim o şarkıları. Seve seve. Evet, varsa Orhan Gencebay serisini alalım bir saat. Evet. Evet. Varsa. Tam verirken abi, Orhan Gencebay'ın şu şarkısından size bahsetmek isterim de. Abi... İzin verirseniz Orhan Gencebay'ın şu şarkısından size bahsetmek isterim. Hangi şarkısından? İşte o tek bilmediğim şarkı o. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani yeni mi çıktı ben de bilmiyorum o şarkıyı. Arkadaşım, bildiğim bir şarkıdan bahset. Bak abi, yeni bir şey çıktı de adama şey tanıtımını yap Hakan Bey. Yeni bir şarkısı çıktı. Olağanüstü. Artık sanatın doğruluğundaki bir sanatçı... Ben giderek çarpı... Şey mi o? İçimde şişiyor mu benim içki? Arkadaşım, evet, tanıt. İnanılmaz bir albüm. Bu albümü ben size hani bu güzelliğin anısına bir hediye olarak vermek istiyorum. Ay çok kibarsınız. Ama İlk biz böyle korsandır olamaz. Bu sene. Korsan deme. Yok yok, bunu düzgün bir yere korsan. Çizilmesin. Çok düşüncelisiniz. Hakan Bey, siz de bir şey isteyin. Sevdiğiniz bir şey isteyin. Ben bir tane Müslüm Gürses kaseti alayım. Bana bırak, o divin. Arkadaşım! Arkadaşım, adam! Ne yapıyorsun? Long play. Yapma şunu, ne olursun.
Yapma. Tamam. Kurban olduğum. Long bong deme böyle şeyler. Demiyorum. Evet. Müslüm Gürses'i ara, bulurken şey yap, dağıt ortalığı, tablayı devir falan. Kim? Ben mi? Evet. Dağıt ortalığı, tablayı devir, yere yuvarlan. Tam o sırada kız da... Burcu, gel önüne, gel. Burcu, sen de yere kitaplarını düşür. Gece yarısı sen de şeyden geliyorsun, okuldan. Ay beyefendi, beyefendi. Ezi bir dakika dur, kızla karşılaştıracağım. Yok, ben şunu düzelteceğim. Bir sürü para veriyoruz bunlara. Ayar ediyor beni ya. Olsun, Hakan Bey, şu kıza bir sahip çıksanıza. Heh. Evet ya. Evet, göz göze gelin. Ver müziği. Hayır, hayır. Pardon, ben... Evet. Nasıl kaptırdıysam. Müzik yükselir. Ver müziği. Burunlaşın önce. Lan burunlaşsana. Ya ben kanter içindeyim kızcağız. Bir şey olmaz. Ah! Ve şarkıyı girer. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz. Belki yarım kalacak. Ya niye yapıyorsun şunları? Niye yapıyorsun? Her gün değişiyorsun. Ya yapmayın ne olur. Ya bir filmi bitirtmediniz bana. Delikanlı. Dur. Adam mısın lan sen? Her gün değişiyorsun. Hakan Bey, sen de bunlara uydun. Evet ya. Evet. Şey, burunlaştıkları anda, evet, evet, ben gir dediğim anda şarkıya giriyorsunuz. Arkadaşım, kızı havaya kaldırıyorsun. Hayır, hayır. Kız da havaya kalkıyorsunuz. Sen ama dağınıksın yani. Toparlayamıyorsun kendini. Sonra biz içeri geçelim artık. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Hayır, geçme. Tamam. Buyurun. Burunlaş. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk Burcu olduğun yerde dön. Yok böyle. Belki yarım kalacak. Git Hakan'a sor. Ne yapayım Hakan abi diye. Bilmiyorum seni. Sen değil. Arkadaşım sen. Sonumuz ne olacak? Abi ben ne yapayım şu an? O kadar etkilendim. Devam et yoluna oğlum. Güzel böyle. Evet ya. Lan düzgün soramıyorsun, düzgün cevap alamıyorsun. Hakan abi bana de bir şiir, bir şey söyle. Kıza de şey yapayım, oradan atlayayım hemen de. Hakan abi bana bir şiir söyle, senden hoşlanıyorum. Hayır, hayır. Öyle değil, de ki Hakan abi bana bir şey söyle, gideyim kıza söyleyeyim ya. Ya bana bir akıl verir misin? Hani bir beyit, bir şiir, bir şey. Yani bir söz olsun çünkü çok etkilendim şu an. Ay Hakan, yardım et, sevaptır. Sen konuşma. Bir saattir bana çektirdik. Ay, sen konuş. Ne yapıyorsun sen oğlum? De, sana layık değil. Hayırdır? Sana layık değil. Hayırdır? Ya, bir bana mı layık değil? Bir durun ya, bir durun ne olur ya. Arkadaşım her şeyi bozuyorsun. Ben sana çok mutsuzum. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Evet. Hakan Bey, şey, şu çocuğa bir akıl verin şu salağa. Evet, 3, 2, 1. Tekrar Hakan'a gelirken ama yuvarlanarak, düşerek geliyorsun, tamam mı? Evet. Lan! Ayaklarına düş Hakan'ın. Sen Hakan... nereden tanıdın bunu? Yok ben tanımıyorum nereden hayatım. Nereden tanıştın bununla? Ayaklarına düş arkadaşım, ayaklarına dert düş. Saattir dalga geçtiğin kukalçalar yaptı bunu. Hakan abi. Ayaklara düş. Sen nereye bakıyorsun de Ezgi? Sen nereye bakıyorsun? Ha? Hanımefendi bir saniye. Aşık oldun sen. Bu bir anca bir erkeğin kalbini bilen birinden öğrenebileceği bir yol. Şuradaki kızdan o kadar etkilendim ki. Sevdin mi onu? Yok ya, tatlı bir şey. Arkadaşlar! Ne güzel gidiyordu! Ağlayarak evet. O kadar güzel gözlerim. Arada Hakan'ın elini öp. Böyle omuza yürüyeyim mi? Nasıl? Hayır! Aklım orada. O kadar güzel ki yere düştüm, gözümü bir kaldırdım. Karşında onu görüyorum. Ben daha önce bana bakan böyle biri görmedim Hakan abi. Ay canım benim. Canım benim mi? Hayır, yazık. Lan 6 saat önce de sana aynı şeyleri hissediyordu bu adam ya. Allah cezanı vermesin. Arkadaşım lütfen Hakan abi bana bir şey söyle, bir şey söyle. Bana bir şey söyle ki ona söylediğim zaman benim yüreğimi sevsin. Ona ne de biliyor musun? İşte onu bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum galiba. Sıkıntı orada zaten. Aynen böyle anlatacağım. Böyle anlat. Hayır Hasan öyle abiye olma. Sordum de o da bilmiyormuş de. Akışına bırakıyormuş de hayatı. Tamam. Sevmek, sevilmeyi sevmek kadar gerçek değil. O bir oyun, o bir yalan. Sevilmeyi sevmekten oldu bana bütün olan. Burcu söyle, sen bu lafları nerede öğreniyorsun? Sen bu lafları nereden öğreniyorsun? İşte o DVD'yi indirdim size. Arkadaşım! Yapma ne olursun ya. Tamam. Yapma. Şunu yapma. Tamam. Bir şey beceremiyorsun. Ezgi, Hakan Bey lütfen gelin şu kızdan konuşun da şu salağın arasını yapın. Ne olur bir yardımcı olun. Tatlım, sen bizim çocuk düştün, senden sen hoşlandı. Gel, gel sen de düştün. Eğer hani ona... şey yok, dedik, hani balkondaydık. E sen de düştün. Şuradan hani geçtik. Giriş katı. Ah, şuradan. Tatlım, bizim çocuk senden hoşlandı. Eğer müsaitsen bir çay için, bir kahve için bir konuşun, sinerji tutarsan... Ya olur mu böyle saçma şey? Bir şey söylemek istiyorum. Hakan sen daha romantik biz lütfen. Bu çocuğu tanıdığımız güne lanet ediyoruz ama hayırlı bir iş için buradayız yani. Ve ilk defa birinin gözlerinden bu kadar etkilenmiş bu adam. Burcu sen de etkilendin söyle. Olabilir tamam. Ha bir şöyle zaman... yola gel kız. Ya siz ne pisliksiniz. Şurada ya... romantik bir şey yapmaya çalışıyorum. Destekliyoruz. Arkadaşım kıza şimdi şey yap, ilanı aşk et. Hakan'dan öğren nasıl yapılıyor ilanı aşk. Ha? Sor, Hakan ne yapayım? Gerçekten eğer bana iki dakikanızı ayırırsanız... sizi belki de dünyanın en mutlu insanı yapamam ama... en mutlu insanı olduğumu gösterip ne kadar kıymetli olduğunuzu gösteririm. Ezgi ve sevgilisi de etkilenir bundan. Onlar da el ele tutuşurlar. Bence bu kaydı başa alıp dinlersen sen de etkilenirsin. Onlar da etkilenirler. Onlar ayakta, ötekiler önde. Fotoğrafı verirler. Oturun önde. Hayır, 1980'ler fotoğrafı. Hayır, öyle değil. Onlar ayakta, sen onların önünde. Şey anladın, 1980'ler fotoğrafı. Kızla yanak yana, siz de yanak yana. Alkış. Sen ne kadar salak bir çocuksun. Seni birisiyle ilişkiye sokmak için bile bir saatimi harcıyorum. Ter içinde kalıyorum. Burcu'yu alkışlarla gönder. Teşekkür ederim. İsteyecektik. İstemeyecektik. Hakan Altun'a teşekkür et. Hakan Altun. Ezgi molayı getir. Hanımefendiciğim. Ezgi Mona. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Tolga Çevik. Nereye ya? Şuraya. Sende bir umut var mı hala içinde? Yok, gidecek galiba. Hayır, hayır. Ha. Sende diyorum iç... Ya müzisyen karar ver, gideceğim mi, duracağım mı? Otursana ya, ne yapıyorsun ya? Daha yeni başlıyor. Yalnız olacak gibi değil ya. Arkadaşım, benim. İnsanların arkasından dedikodu yapma. Her gelenin arkasından konuşuyorsun. Senin içinde hala bir şey olabilir benden diye bir umut var mı? Vallahi olabilir, çünkü yürürken böyle hissediyorum. Arkadaşım. Ne olur birazcık kendini ittirsen. Tamam. Ya içindeki o pimpon topunu yukarı doğru ittirmen lazım, anladın mı? Alttan hava verirsen o yukarı çıkar. Ya gazı al, anladın mı? Türkçesi. Tamam. Hissediyor musun? Evet. Ver selamı. Ayağına sağlık, teşekkür ederim. Bırak. Özel etik. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederiz.